Geliyor geliyor ya, bana geliyor, sorun yok, bir dakika bekle. Etkinliğimize katılmayı onaylıyorsun değil mi Berkcan? Berkcan. Etkinliğe katılmayı onaylıyorsun değil mi? Kabul ediyorsun yani. Tamam. Şimdi ekran açtım, bakar mısın? Gözükmedi bende. Gelmedi mi? Gelmedi. Gelince söyle. Gelmedi galiba. Hala mı gelmedi? Gelmedi. Allah Allah. Bir saniye. Yakup. Ha kanki. Ekran gelmedi mi? Bakayım. Yok kanki. Bir saniye. Şimdi geldi mi? Ne anlıyorsun Mertcan? Burada bir sürü bir şeyler var ama okunmuyor. Okunmuyor mu? Ne var? Sen SMT adresi falan filan yazıyor. Port ediyor, şöyle gönderiyor, dört anında bir şey dene, deneş ve diyor, deneş ve ses diyor. Şu anda abi e-postanı ele geçiriyorum. Ondan sonra da bilgisayar IP'ni buldum zaten. Bilgisayarını buradaki programlarla DDoS atacağım. Bilgisayarın komple elimde Berkcan. Çıktı. Kanki öbür çağrıya gel abi. Hilal'in çağrıya gel. Berkcan. Efendim. Eğer çağrıdan çıkarsan bulunduğun adrese televizyon siparişi veririm kardeşim. Bak ben sana o kadar dedim. Bak ekranı görüyorsun, değil mi? Bak şu anda şifren deniliyor. Şifreni bulduktan sonra illaki bulacak. İllaki bulacak. İsterse 1 milyon denesin. İllaki bulacak. Hızı yükselttim çünkü bir yarım saatlik bir işim var. Ondan sonra e-postanın şifresini bulduktan sonra ne kadar değiştirebilirsen değiştir. E-postanın şifresini yok et. Gene bulacak bu. Değiştirdiğin şifreyi bulacak, ondan sonra değiştirdiğin şifreyi tekrar bulacak. Anladın mı? Böylece ben senin şifrelerinle Facebook hesabını, oranı, buranı, her yerini öğreneceğim. Adresine kadar. Ondan sonra bilgisayarını ele geçirmeye başlayacağım. Bak burada gördüğüm programı ilk başta DDoS atacağım. İnternetin zaten kötü. İnternetini çökerteceğim. İnternette anladığım kadarıyla zaten komşunun böyle hiçbir şey yapmadan, yani komşu zaten çekiyorsun diye, benim internetim düştü diye yanarsın kardeşim. Ben sana o kadar diyeyim yani. Bak programları keşke sana daha yakından gösterseydim. Bak şu anda denenen şifre sayısını görebiliyor musun? 1.000 tane şifre denedi. Berkcan. Efendim. Bu yeni çıkan televizyonları biliyor musun? Öyle bir kocaman HD. Evet. Onlardan gönderir misin eve? Hayır abi. Vallahi yapmıyorlar. Bak. Bak abi ben. Efendim. Şu programı görüyor musun? Bak oynatıyorum. Yeşil bir şey görüyor musun? Bak buraya IP'ni birazdan gireceğim. Enter'a basacağım. 12 yazacağım. Ondan sonra tekrar Enter'a basacağım. Böyle saniyesinde var ya, 1.000 tane böyle yazılar çıkmaya başlayacak. Bak göstereyim sana, şöyle bir atayım kafadan. Tamam mı? Bekle dur, bu kapat. Bekle. Bak neredeydi o program? Bak göreceksin şimdi. Bak buraya bir hemen IP salladım kafadan. Bak, bak, Enter'a basacağım şimdi. Bak, IP gibi bir şey girdim, Enter'a bastım. Bak, görüyor musun? Birazdan buraya senin IP'ni yazacağım ve internetini komple çökereceğim bu programla. Bu programla tekrar IP'ni yazacağım. Bu programla bilgisayarındaki tüm programları çökerteceğim. Bu programla abicim, bak görüyor musun? Buraya IP'ni yazacağım, portunu yazacağım. Ondan sonra buraya ne kadar göndermek istiyorsam göndereceğim. Gireceğim buradan, bilgisayarına bağlı kablo, kamera, mikrofon, ne varsa hepsine sahip olacağım. Hoparlör de dahil. Hoparlöre ses kaydı bile yollayabilirim. Ama bak çağrıdan çıkarsan bunları saniyesinde yaparım. Tamam mı? Anlıyor musun beni? Nerede oturduğunu da öğreneceğim birazdan. Merak etme. Nerede oturuyordu? Abi
Nerede oturuyordu Yakup? Kanki neydi bu B ile başladı, neresinde? Bursa mı dedi, neresinde? Yok. Abi yapmayın. Berkcan nerede oturuyordun abim sen? Abi yapmayın ya. Berkcan ben zaten birazdan IP'ni alıp bulacağım oğlum yani. Söyle abi, beni. Ha aynen Balıkesir. Tamam Balıkesir. Ya aslında bu kardeş benim sevdiğim bir kardeşim ya. Yapmasak mı? Abi vallahi her şeyiniz odanayım zaten. Her şeyinizi izliyorum. Klasiden falan bakıyorum. Aga şu anda evet Uygar. Uygar. Aga 2000 tane şey yolladım. Sana telefon numaraları gelmeye başladı mı? Geldi kanki, aldım hepsini. Kimin numarası geldi? Annesinin numarası geldi mi? Abi hepsi zaten burada yazıyor yani. Rehberdeki. Tamam. Şu anda bilgisayarına da sızdık Berkcan. Abi yapmayın ya. Kim oğlum? Berkcan şu anda internete bağlı olan tüm telefonları ve bilgisayarları ele geçiririz abicim. Ele geçiririz. Yapmayın abi ya. Baban orada mı? Alo, iyi akşamlar. Adınızı öğrenebilir miyim? Ahmet, buyur. Ahmet abi, Balıkesir'de oturuyorsunuz galiba. Evet. Abi şimdi bizim bir etkinliğimiz vardı. Evet. Biz bu etkinliğimiz için oğlunuza birkaç tane soru sorduk. Evet. Oğlunuzdan e-posta istedik. Evet. Oğlunuz da bize verdi. Biz ondan sonra en sonunda dedik ki etkinliğimize katılmayı onaylıyor musun? Kabul ediyor musun? Oğlunuz da Berkcan da dedi ki kabul ediyorum, onaylıyorum. Biz bunu kayıt altına da aldık. Şu anda herhalde komşudan internet çekiyorsunuz. Bilmiyorum, burada camın önünde oturuyor. Sesini duydum da gel. İnternet komşudan çekiyorsunuz herhalde. Bilmiyorum valla, bende internet yok. Sizde yoksa zaten illaki birinden çekiyorsunuzdur. Şu anda bulunduğunuz internette IP adresinde bir işlem başlatmış bulunmaktayız. Ekranı görebiliyorsanız, bazı şeylerden anlayabiliyorsanız zaten olayı çözersiniz. Evet. Oğlunuz bizim şeyimizi kabul etti. Biz de bunu kayıt altına aldık. Şu anda bilgisayarınızı internete IP adresine bağlı olan tüm televizyonları, ne bileyim yani bilgisayarları, telefonları, hepsini kontrol altına aldık bunu kabul ettiği için. Evet. Bir maruzatınız var mı? Ya niye yani, yasak bir şey mi yapmış, nedir bu yaptığı işlem mi? Ya etkinliğimizi kabul etti. Abi ne etkinliği, nedir, neyin nesidir? Ya biz oyun yolluyoruz insanlara. Oyunu yollayacağız da zaten. Biz o konuda bir yalanımız yok, ziyanımız yok yani. Abi oyunu biz... Sen bunu iptal et, hiçbir şey de gönderme. Ama Ahmet abiydi değil mi? Ahmet Bey'di. Evet, evet. Ahmet Bey, katılım şartını kabul ettiği için biz şu anda... Bilmeden kabul etmiş abi. Sen zaten, ben böyle şeylerle uğraşacak halim de yok. Sen onu iptal et. Hadi. Ama biz şu anda işlem başlattık. İptal etsek de... Yok, etkinliği kabul etmesi yetiyor beyefendi. Ne yapacaksın, içeri mi attıracaksın? Yo, hayır, öyle bir şey elimizde yok yani. Ama şu anda işlemi başlattık biz. Kanuni bir işlem mi yapacaksın, ne yapacaksın? Yok, kanuni bir işlem değil işte. Ne yapacaksın? Dediğim gibi IP adresinize kadar aldık. Olabilir, yanlışlıkla vermiş, ne yapalım yani? Siz bilirsiniz, bir şey yapmayabilirsiniz yani. Ne yapacağız yani, sen ne yapacaksın? Gönderip de ne yapacağım? Maaşı yok ki maaşını aciz edesin. Evi yok ki evini aciz edesin. Yok beyefendi, bizim öyle bir işimiz yok zaten. Abi yani beni uğraştırmayın. Sen şunu iptal et. Böyle bir hata yapmış çünkü. Yani beni gidip emniyete oraya buraya beni uğraştırıp durma. Tamam beyefendi, tamam. 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 Berkcan'ı alabilir miyiz? Berkcan, babanlık bir şey kalmadı. Ben senden özür diliyorum tekrardan. İptal edeceğim şimdi. Baban gidebilir. Tamam canım, sen bunu iptal et. Yani ben bir daha da böyle bir şey, zaten bilgisayarını da şimdi alacağım, bağlayacağım hapsini. Bir daha bilgisayar da yok. Bitti. Sorun yok Ahmet amca ya. Bitti abi, bitti. Niye benim başımı ağrıtacak? Tamam.
Benim derdim zaten bana yetiyor. Rahatsızlığından mı uğraşıyorsun? Tamam, geçmiş olsun abi. Genç çocuk ya, 10 yaşında genç bir çocuk yani. Tamam, geçmiş olsun Ahmet abi. Sen gidebilirsin abi, ben birazdan iptal ediyorum. Berkcan da zaten sevdiğim bir kardeşim. Tamam, sevdiğim bir kardeşim zaten. Hemen halledeceğim, sen gidebilirsin abi. Alo Berkcan. Kardeşim nasılsın? İyidir. Ekrana bakar mısın bir? Bak şimdi teker teker programları kapatıyorum. Bak ilk başta bunu kapatıyorum. Ondan sonra bunu. Ondan sonra bunu. 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 Tüm programlar kapattı. Şimdi ekranı iptal ediyorum. Durduruyorum. Bir saniye. Şimdi diğer arkadaşlarla da konuşmam lazım. Benim bir dakika geliyorum. Alo Berkcan. Şimdi ben Uygar'la da görüşeyim. Bir saniye, Uygar'da da numaralarım vardı. Çünkü TC kimlik numarasını da almış gerizekalı senin. Hatta evinize kadar. Uygar numaraları silersin abi. Şimdi arkadaşın Ahmet abi babası filan geldi, konuşma yaptı. Numaraları siler misin? TC kimlik numaralarını da sil. Şey de yap, programları da kapat. 3 tane mi açtın, 8 tane mi açtın, kaç tane açtın? 7 tane açtım. 7'sini de kapat, IP'yi de sil. IP ile bir bağlantın olmasın yani. Ben az önce programları kapattım, şimdi IPC ile bağlantımı kesiyorum. IPC ile bağlantımı kestim. Sen kestin mi? Berkcan. Efendim. Kardeşim baban gitti değil mi? Gitti. Kusura bakma ya. Sen etkinlik metkinlik de biz sana istediğin bir oyun varsa cidden yollayalım. İstemiyorum ya. Oyun istemiyor musun? Berkcan. Kardeşim biz sana şaka yaptık. Videoya aldık. Berkcan. Öyle bir program yoktu kardeşim. Biz sana şaka yaptık. Abi böyle şaka yapmam ya. O programlar aslında işe yarıyor ama bizim dediklerimiz kadar fenasal bir işe yaramıyor. Sadece internetini çökertmek için işe yarayan birkaç programdı. Kusura bakma yani, biz seni videoya aldık ve ben bu videoyu paylaşmak zorundayım. Paylaşmayın abi ya. Paylaşmak zorundayım. Öyle bir imkanım yok yani hayatta. He? Nerede paylaşacaksın? YouTube'da. Kanalında mı? Aynen. Berkcan sen kanka, sen şey yapma, tamam, kafayı takma zaten, etiketime bir şey de yapmaz. Yani sen yanında olmaz zaten. Tamam. Aynen Berkcan, hakkını helal et valla. Babana da söyleme istersen şaka olduğunu. Seni bilgisayardan kaldırmasın ya. Sen bir şey yapsana, baban oradaysa bir versene. Ahmet amca. Buyurun. Şimdi biz bir şaka yapmıştık. Oğlunuzu bilgisayardan boşuna kaldırmayın. Zaten oğlunuz da sevdiğim bir kardeşim yani. Ben de oyun oynuyorum onun gibi. Ben de onun yaptığı şeyleri o. Vallahi hayatımdaki en son oyunu oynadım. Oynadığı son oyun. Ben gücüm yok diye burada şeyi bile intihar ettim ki bir yere yanlışlıkla girip de bize bir ödeyebilirim. Yok yok beyefendi, öyle bir şey olmaz zaten. Berkcan iyi çocuk. Ben de oyun oynuyorum. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ben zaten ona söyleyeceğim birazdan. İşte bir de gençlerin girdiği programlar var yani. Ne yaptığını bilmediğim için ben interneti bir iptal ettim. Nasıl girdi, nereden girdi onu da bilmiyorum. Berkcan iyi çocuk Ahmet amca. Kötü bir şey olmaz yani. Zaten yapabilecekleri bir şey o kadar
kolay bir şey değil yani. Yap size söyledikleri bir şey o kadar kolay bir şey değil. Her gencin harcı değil, her delikanlının harcı değil yani. Önemli bir kişi olması lazım o kadar şey yapabilmesi için. O yüzden önemsiz bir şeyler yani. Berkcan'ı bilgisayardan almayın. He? Sen kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. İyi ya Ahmet amca. İşte dediğim gibi burada en son oynayacağı en son oynayacağı. Oynasın ya, bir zararımız olmadı zaten. İyi Ahmet amca, sen biliyorsun. Ama oynasın yani, kötü bir şey gelmez. Anlatamadım ben sana. Bir şey yapamazlar ya. Dersini çalışsın. Daha bu 13 yaşında 6. 7. sınıfa gidecek. Tevaplar başlayacak. Ne koklayacak o zaman? Okuyamazsa, internetin başında zamanını geçirirse. Haklısın Ahmet amca. Hamal mı olacak? Gidip orada tarlalarda çalışacak. Veya gidecek bir tahammetinin yanında affedersin. Haklısın Ahmet amca. Ben gücüm yok ki. Bir de babası zengin olur da der ki ya lan babam ölünce bana bir şeyler kalacak da nasıl olsa çalışsam olur, olur okumasam da olur. Doğru mu? Doğru. Benim emek maaşımdan başka hiçbir şeyim yok. Dar dört geçinen bir insan. Doğru. Okuyacak yalan olsun. Okumazsa benim gibi olacak. Yarın ay sonu dört geçinir. Doğru. Tamam. Telefonun başında geçirirse veya telefonun başında geçirirse hadi kıramadık, ders çalışıyor diye internet aldık. Baktım internete çok takılıyor. İnternet parası geliyor dedim iptal ettim de bari kurtarayım 60-70 lira ödemeyim. Doğru, haklısınız ve zaten gözlerine de çok zarar veriyor. Sizin dediğiniz yani gibi oynuyorsa. Bir yerlerde çalışalım da onun ihtiyacını görelim. Doğru. Doğru Ahmet abi. Teşekkür ederim yani. Doğru. 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 Haklısın abi. Doğrusun. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Yapar ya. Berkcan iyi çocuk. Ben tanıyorum. İyi Ahmet abi. O. Anlamadım. Şu anda internet. Ben Berkcan'ı uzun zamandır tanıyorum. O benim zaten yakın bir izleyicim. Ben onu uzun zamandır tanıyorum yani. Konuşmasıyla nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anladım. Benim öyle bir özelliğim var, karakteristik. Gözünün içine bakınca bile insanın ne mal olduğunu anlıyorum. Affedersiniz. Ders de çalışıyor ama. İyi Ahmet amca, bizim işimiz var. Sen Berkcan'a ver istersen. Berkcan'la da biraz konuşayım ben.